İyi günler sevgili dinleyiciler. Aşk FM Ostim Radyo ortak yayınında Ankara Meydanı'nda bugün yine bir konuğumuz var. Yerel seçimler yaklaşıyor. Biz de belediye başkan adaylarımızla sizi daha yakından tanıştırmaya ve seçim bölgelerindeki soruları birlikte cevaplamaya çalışıyoruz. Bugün de konuğumuz ortak yayınımızda Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Sayın Murat Köse. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ben de bütün dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Evet, şimdi Mamaklı vatandaşlarımız siz sahada dolaşırken dağıttığınız broşürlerle az çok sizi tanıyor ama hem diğer Ankaralı dinleyicilerimize hem de Mamak'ta Murat Köse kimdir diye daha detay sorusu olanlar varsa Murat Köse bizi kendini nasıl tanıtır? Önce onunla başlayalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yayınımızın hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ben tabii Mamak'ta doğdum, büyüdüm. Mamak'ı seviyorum. Dünüm, bugünüm Mamak demiştim. Aslında oradan başlayayım. 1968 doğumluyum. Aslen Şerefi Koçsarlıyım. Siyasete bulunduğum mahallede mahalle komisyon üyesi olarak başladım. Ve pek çok kademesinde görev yaptım. İl başkan yardımcılığı yaptım. Milletvekili adaylığı yaptım. Bir önceki dönem meclis üyeliği yaptım. Siyasetin her kademesinde görev aldım. Bir taraftan da mühendisim, fizik mühendisiyim, Hacettepe mezunuyum. Siyaset biliminde yüksek lisans yaptım. Belki de en önemli söylemek istediğim şey şu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde kentsel dönüşüm alanında doktora çalışmalarını yapıyorum. Tam da insanın merkeze alındığı bir şehircilik anlayışı ile ilgili çalışmalarımı yürütüyorum. Belediyecilik demek insan demek, insana hizmet demek. Biz tabii insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine göre hareket ettiğimiz için siyasi anlayışımızın en temel ilkelerinden buradan bakıyoruz. Yani Mamaklı'ya, Mamaklı yaşayan bütün hemşehrilerimize hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Bunu söylemek isterim. Evet, şimdi birçok projeniz var. Siz sahada dolaşırken pek çok sorunları da tespit ettiniz. Zaten uzun dönemdir hem siyasetin içindesiniz, hem inşaat ve şehircilik sizin konunuz. Mutlaka Mamak için çok özel projeleriniz var. İsterseniz öncelikle siz Mamak daha güzel olacak diye başladınız. Nasıl bir Mamak hayal ediyorsunuz? Öyle soralım. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi ben öncelikle şöyle bir etiketle yola çıktım. Güzel Mamak etiketiyle. Ben Mamak'ta doğdum, büyüdüm. Mamak'ta yaşamaktan mutluyum. Son yıllarda özellikle çok güzel eserler inşa edildi. 10 yıldır Mesut Başkanımız burada başkanlık yapıyor. Gerçekten çok insan ölür kalır eseri diyor. Çok güzel eserler bıraktı. Ben Mesut Başkanımıza çok teşekkür etmek isterim öncelikle. Bunu tam şöyle ifade ettim. Güzel Mamak diye ifade ettim. Ama siyaset iddia işi. Bizim bunun üzerine ne ilave edeceğiz, neler yapacağımız önemli. Muhakkak. Dolayısıyla bizim şeyimiz de şu, sloganımızda Mamak daha güzel olacak diyoruz. Nasıl daha güzel olacak? Daha güvenilir ve yaşanabilir bir hale getirmek istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde memleket ayrımı, şahıs ayrımı, din, renk ayrımı gözetmeksizin. Yaklaşık 650 bine yaklaşan nüfusumuz var, 64 mahallemiz var. Her tarafıyla ilgili güzel projelerimiz var. Biz diyoruz ki tevazu, samimiyet ve gayret ile önce millet, önce Mamak diyoruz. Dolayısıyla Mamak'ın daha da güzel hale getirilmesi için projelerimize yola çıktık. Onu ifade etmek isterim. Bu projeler deyince de tabii hepsini biz burada belki anlatamayız ama yenilenen bir şehir içerisinde yaşıyoruz. Kentsel evet. dönüşüm projeleriyle. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Mamak'ın belki de en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi yeşil Mamak olması. Tabii güven, ulaşımla ilgili eksiklerimiz var ya da yapmamız gereken şeyler var. Kültür ve sanat şehri Mamak aslında bir taraftan. Musiki Muallim Mektebi'nin 1924'te ilk açıldığı yer burasıdır. Biz diyoruz ki Mamak bir gönül şehridir aynı zamanda. Tabii sağlıklı bir çevre, bu çok önemli. Mamak'ın bir turizm merkezi olması için çalışmalarımız var. Tabii teknolojiyle ilgili çok yakın temaslarımız var. Dolayısıyla akıllı şehir Mamak olsun istiyoruz. Bir taraftan da ticaret olmadan, sanayi olmadan olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. İstihdamı artırıcı çalışmalarımız olacak. Bir taraftan da tabii spor bizim için çok önemli. Özellikle biliyorsunuz Ankara'mızın gururu, evet, Ankara gücüyle evet, ilgili kesinlikle. Evet, destekliyoruz Ankara'mızın markası. Dolayısıyla altyapıyı desteklemek, sporun bütün alanlarını desteklemek bizim en önemli
işlerimizden bir tanesi. Evet, şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Kentsel dönüşüm projelerimizle başlayalım isterseniz önce. Mamak bundan 10 yıl öncesine baktığımızda gerçekten bir gecekondu bölgesiydi. Aynı zamanda pek çok yerden göç almış pek çok insanın bir arada yaşadığı bir bölge. Mamak şu an itibariyle 10 yıl önceye göre çok şekil değiştirdi. Pek çok kentsel dönüşüm projesi başladı. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi, buna bağlı olarak gelişen işte Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, birçok bölgedeki kentsel dönüşüm projesi. Peki burada tabii ki hala tamamlanmamış olan projeler var. Evet. Öncelikle sizin bunlarla ilgili planınız nedir ve yeni projeleriniz neler olacak Mamak Bey? Evet. Şimdi bizim tabii yaklaşık 10 yıl oldu. Yeni Mamak Kentsel Yenileme Projesi'ni gerçekleştiriyoruz. Projenin bir bölümü gerçekleşti. Kalan bölümüyle ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Daha doğrusu uygulama çalışmaları devam ediyor. Tabii bu proje Büyükşehir Belediye'mizle beraber yürüttüğümüz bir proje. Buraya kadar yapılan çalışmaları biz masaya yatırdık ve bunun üzerine neler yapabileceğimizi çalıştık. Önceki ay Sayın Bakanımız, Çevre Bakanımız Murat Kurum gelmişti. Onunla bunları değerlendirdik. Dolayısıyla hem ilçemizde, hem büyükşehirimizde, hem de hükümetimizde beraber bir ortak çalışma yürütüyoruz. Geçen hafta kalan çalışmalarla ilgili, yapacağımız çalışmalarla ilgili bir planlamanın sonucunu aldık. Dutluk bölgesinde yaklaşık 580 dairelik bir konut ihalesi gerçekleşti. Evet. Dolayısıyla gelir gelmez aslında hemen projeyi hızlandırarak aslında en kısa zamanda yaklaşık 9000 konut sahibi konut ihtiyacı var orada. En kısa zamanda bunların yapılmasıyla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Tabii ben şehircilik üzerine çalıştığım için, kentsel dönüşüm üzerine çalıştığım için sadece konut yapmak kendi başına yetmez. Onun sosyal donatılarına da ihtiyacımız var. Spor alanları, eğlence alanları, çocuklarımızın vakit geçireceği alanlar, kütüphaneler. Mesela bu bölgede biz bir tiyatro yapmayı düşünüyoruz mesela. Ne güzel. Bir konser verecekleri bir alan oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla bu sosyal donatılarla beraber tekrar planlarımıza baktık. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Öseseki ile beraber inşallah kol kola, sırt sırta vererek bakanlığımızla beraber bu projenin en kısa zamanda kalan bölümünün tamamlanması ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Zaten bölgemizde büyük bir toplantı yapacağız. Bununla ilgili vatandaşlarımızın istekleri var, talepleri var. Onlarla ilgili onları cevaplamak noktasında. Ama şunu söyleyebilirim. Mamak'taki birinci işimiz aslında, yani işlerimizden bir tanesi bu projeyi kısa sürede tamamlamak olacak. Bunun yanında tabii bir önce siz de bahsettiğiniz başka bizim kentsel yenileme projelerimiz var. Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi. Hemen hemen tamamlandı. Aşağı yukarı 6 ay, 7 ay sonra artık insanlarımız evlerine oturabilecek. Orada bir kira yardımıyla ilgili bir konu var. Sayın Bakanımızla görüştük. Kira yardımı konusunda önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağız. Büyük ihtimalle o konuyu halletmiş olacağız. Anayurt tarafında yine bizim Gülseren tarafında kentsel dönüşüm projelerimiz var. Onların da etapları devam ediyor. Etaplardan bir tanesi 5. etap mesela. Önümüzdeki günlerde bunun ihaleye çıkılmasıyla ilgili süreci başlatıyoruz. Bir de bizim belki de 4-5 yıl öncesinden kalan bir projemiz var. Onu ifade etmek isterim. Mutlu Mahallesi'nde Taş Ocakları diye bilinen mevkimiz var. Orada kentsel yenileme proje çalışmalarının son aşamasına geldik. Yaklaşık 1300 civarında gecekondu vardı orada. Özellikle İmruhor Vadisi'ne doğru olan bakan yüzü. Biz burada projeyi hemen hemen tamamladık. Müslü Başkanımızla beraber bu konuyu beraber çalıştık. Yine onu da önümüzdeki günlerde bölge halkımızla paylaşacağız. Sadece konut değil, orada okul alanları, sağlık alanları, sosyal, kültürel, sportif alanlarla beraber projemizi tamamlamış olacağız. Yani bunun devamı tabii imar çalışmaları var. Tabii. Şehirciliğin başlangıcı aslında planlamadır, masada çalışmadır. Dolayısıyla biz Mamak'ın her tarafına, işte biliyorsunuz mahallede, köyden mahalleye dönüşen yerlerimiz var. Lalahan'dan itibaren, Gökçeyurt, Kutlu Düğün, Ortaköy, Bayındır, buralarla ilgili Kızılcaköy, imar çalışmalarının bir an evvel bitirilerek o bölgedeki insanlarımızın daha huzurlu yaşayacağı bir ortam sağlamak istiyoruz. Ama şöyle bir şey yapmayacağız, onu söyleyelim. O yüksek binalar falan yapmayacağız oralara. Daha çok yatay mimari, değil mi? Doğa özelliklerini ön plan çıkaracağımız çalışmalar olacak. Evet, şimdi tabii ki kentsel dönüşüm çalışması ile birlikte insanların sosyal ihtiyacı, artık insanların ihtiyacının daha ileri düzeye ulaşması,
bir takım sosyal aktivitelere beklentileri de beraberinde getiriyor. Özellikle de kalabalık, gürültülü o dediğiniz binalarla dolayı şehir yaşamının içinde yeşil alanlar insanlar için çok önemli. Mamak'ta son dönemde yeşil alan oranının arttığını biliyoruz. Aslında hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem Çevre Orman Bakanlığımızın hem de belediyemizin yaptığı park projeleriyle. Sizin yeni dönemde bunlara neler katacaksınız ya da yapacağınız projeler, imar projelerinin içerisinde yeşil alanlarla ilgili ne gibi çalışmalarınız olacak? Evet, biz de aslında bunu çok önemsiyoruz. İnsanın yaşat ki devlet yaşasın ilkesini başka türlü nasıl gerçekleştirebiliriz ki? Yani insan şehirleri inşa ederken bir taraftan da bir süre sonra şehirler insanı inşa ediyor. Hı hı. Mekanla ilgili böyle şeylerimiz var, yaklaşımlarımız var. Dolayısıyla biz daha yaşanılabilir Mamak hani planlarken doğayla iç içe yaşayacak projeler geliştiriyoruz. Bizim Üreğil'de Millet Bahçesi'nin açılışını yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını yapmıştı. Evet. Biz Ankara'daki Millet Bahçesi burası. Bütün Ankaralıları davet ediyorum şimdiden. Hı hı. Bunun ikinci etabı var. Devam eden çalışmalarını biz yürüteceğiz inşallah. Biliyorsunuz Kanal Ankara projemiz var İmrihor Vadisi'nde. Evet, evet. Mamağımıza kadar uzanan, bir önce söylediğimiz Mutlu Taşacakları mevkiine kadar gelen bir proje. Tabii Hatip Çayı var bizim aslında Mamak'taki en önemli değerlerimizden bir tanesi. Hatip Çayı'na bağlanan 13 tane dere var. Bunların ıslahını yapacağız. Biraz önce yine taş uçaklarına yakın yerde, Mutlu Mahallesi'nde, Ege Mahallesi'nde, eski çöplük, sonradan kömür olarak bilinen yerde bir rekreasyon alanı var. Oraları spor alanlarına dönüştüreceğiz. İnsanlarımızın yürüyüş yapacağı alanlara dönüştüreceğiz. Tabii Eko Köy dediğimiz bir projemiz var bizim yine. İşte sokak hayvanları ile ilgili projelerimiz var. Onları inşallah zaman içerisinde anlatacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Mamak Roma döneminden aslında temiz suyun kaynağı. Evet. Roma hamamı var Ulus'ta biliyorsunuz. O su Mamak'tan gelir. Mamak'ın derelerinden gelir. Karacabey hamamı var Selçuklulardan. Evet. Karacabey hamamı da bizim Mamak'tan gelir. Bu çerçevede o derelerin ıslahını sağlayacağız. Vadilerimizle ilgili yeşil alanlar oluşturacağız. Bizim Kıbrıs köyünde, Kıbrıs mahallesinde Kıbrıs kanyonumuz var. Evet. Yani evet. O kadar önemli ki aslında. Turizmin merkezi olacak Ankara'da. Sadece Mamak değil. Ankara'nın her tarafına insanlar merak edecek, gelecek. O bölgede özellikle biz kamp alanları oluşturuyoruz, yürüyüş alanları oluşturuyoruz. Birkaç tane yürüyüş parkuru oluşturuyoruz. Dolayısıyla insanlar şehrin o gürültüsünden, stresinden bizim oralara kendilerini atacaklar. Hani öyle söyleyeyim. Mamak'ın en önemli aslında özelliklerinden bir tanesi de doğa ve yeşille iç içe olması. Bunu ön plana çıkartacağız. İnsanlarımızın evet. Hafta sonları, akşamları dinlenebilecekleri bir alan oluşturacağız inşallah. Peki şimdi Mamaklılar özellikle bir tabii kentsel dönüşüm projeleri, imarı da beraberinde getiriyor. Siz bir yandan onların yollarını, altyapı çalışmalarını yapmaya devam ediyorsunuz. Bu arada Mamaklı'nın büyüyen Ankara'nın birçok noktasına rahat ulaşım sağlayacağı bir takım projelere de ihtiyacı oluşuyor tabii evet. ki. Yeni dönemde bu ulaşım belli bölgelerdeki sorunlara nasıl bir çözüm bulacağız? Evet, bu da çok önem verdiğimiz bir konu. Çünkü şehir demek aslında yoğunluğun artması demek. Yoğunluğun ya da taşınmanın ne kadar rahat olursa şehirde insanlar bu kadar konfor hisseder, rahat hisseder. Biz tabii Ankara'da bugüne kadar belli bir noktaya geldi. Biz bundan sonra özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bu konuları çalıştık. Dikim evine kadar gelen Ankara hattı var. Biz bu hattı Tıp Fakültesi Caddesi üzerinden, NATO yolu caddesi üzerinden Doğu Kent Bulvarı'na kadar taşımayı planlıyoruz. Ankara'daki Mamak'taki en yoğun hattımız bu hat. Dolayısıyla bu hatta bir metro çalışması planlıyoruz. Ben inanıyorum ki 100 bine yakın insanımızı ilgilendiren bir şey bu. Evet. Ve çok kısa sürede şehir merkezine, işte terminal ulaşabilecek bir hat burası. Bir de sadece metro yapmakla kalmayacağız. Metro hatlarına yakın yerlerde ring seferleri düzenleyeceğiz. Yani metronun sadece yanındaki insanlar değil, yanındaki hemşehrilerimiz değil, uzağındakileri de metroya taşıyacağız. Dolayısıyla aktarma sağlamış olacağız. Tabii önceki yaklaşık 7-8 ay önce biliyorsunuz bizim bir de Başkent Ray devreye girdi. Yani eski tren yolu hattımız devreye evet, girdi. Evet, Kayaş hattı. Biz Kayaş hattına da Yeşilbayır'dan, Küçük Kayaş'tan, Şahapgürler'den ya da işte kentsel dönüşümle bağlantılı mahallelerimizden ring seferleri yapacağız. Yani metroya ve Başkent Ray'a taşıma ringle insanlarımızı taşıyacağız ve kolaylaştıracağız. Köprülü kavşaklarla ilgili projelerimiz var. Yine Büyükşehir'le beraber çalışıyoruz.
Şöyle tabii Mamak'ta olanlar bilir, Samsun yolumuz vardı. Evet. Yani Samsun evet, asfaltımız evet, çok meşhurdur. Çok meşhurdur, evet, doğru. Samsun, hatta üstüne şarkılar bile yapılmıştır. Evet, Samsun asfaltını kesintisiz hale getireceğiz. Orada 5-6 yerde trafik lambalarımız var. Oralara köprülü kavşaklar yapacağız. Hı hı. Özellikle Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi bir tepeye inşa edilmiş. Evet, inşa edilen evet, yer orası. Oranın çıkışını çok önemsiyoruz. Kışlamız var orada. Askeri tesisimiz var. O tesisin önünden bir köprülü kavşak yapacağız. Evet. Samsun yolunu komple bu anlamda kesintisiz hale dönüştüreceğiz. Üst geçitler ihtiyacı olan yerler var. Bazı yerlerde üst geçitler yapacağız. Evet. Yani ulaşım konusunda aslında birinci bizim önceliklerimizden bir tanesi, evet, ulaşım konusu. Bu şeyde özellikle sabah ve akşam işe gidiş ve dönüş saatlerinde Mamak Kültür Merkezi ve aynı zamanda Tıp Fakültesi'nin önündeki kavşakta çok ciddi sıkışıklık yaşanıyor. Metro ve uzantıları buna bir nebze çözüm olacak ama sizin orası için düşündüğünüzde başka projeler var mı büyükşehirle birlikte? Orayla ilgili şöyle düşünüyoruz. Tabii bütün bizim özellikle Akdere, Türközü, Mutlu Mahallesi, Nat Yolu tarafı, işte Tuzluçayır, hepsi dikim evinden geçiyor. Evet. Ya da Mamak Caddesi'nden itibaren bizim dikim evi en yoğunlaşan kavşak. Alternatif yollar oluşturmak istiyoruz. Biz özellikle Akdere tarafında, Mutlu Mahallesi tarafında, acaba Türközü tarafından, Kolej tarafından bir açabilir miyiz? Yolu genişletebilir miyiz? Ya da bu tür alternatifler yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Mamak'ın şöyle bir avantajı da var aslında. Özellikle Çankaya tarafına ve Siteler tarafına da tarafından da açılıyor. Evet. Dolayısıyla biz bu kesintisiz hale getirme ile ilgili çalışmalarımız bunu da rahatlatacaktır. Tabii küçük bir şey de söylemek isterim. Mamak aynı zamanda 40'a yakın ilimizin Ankara'ya, başkente giriş kapısı. Dolayısıyla evet, otobüslerle gelen insanlarımız Mamak'tan itibaren dağılıyor Ankara'nın her tarafına. Dolayısıyla biz şu anda insanlarımızın doğal olarak kullandığı bir terminalle benzer küçük bir yer var, bir benzinliğin içerisi. Biz burada özel bir alan tasarlıyoruz. Dolayısıyla cep terminali oluşturacağız. Daha modern bir şekilde Ankara'ya gelen insanlarımızın otobüsten indiklerinde ayaklarını bastıkları yerin güvenli olmasını istiyoruz. Oradan itibaren başkent raya servisler planlamak istiyoruz, aynı zamanda şehir ulaşımı sağlamak evet, için. Dolayısıyla bizim terminal konusunda güzel bir çalışmamız olacak inşallah. Evet, şimdi Mamak'ın ulaşım sorunu çözüldüğünde ve insanlarımız yeşil alanlara, sosyal donatılara ulaştığında tabii ki insanların bir başka ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kültür, sanat ve başka sosyal aktiviteler. Mamaklı uzun dönemdir bunun özlemini çekti. Hatta birçok etkinliğe katılabilmek için oradan şehir merkezine taşınmak zorunda kaldı. Mamaklı'nın bir misafiri geldiğinde onu Mamak'ın içinde ağırlayabileceği, evet, ya da kendi çocuklarını etkinliklere katılmasını sağlayabileceği ne gibi kültür ve sanat projeleri düşünüyorsunuz? Evet, bir de bu konu bizim gerçekten çok önemsediğimiz bir konu aslında. Şehirleri şehir yapan yapısal değişimlerle birlikte kültürel ve sosyal dönüşümler aslında. Dolayısıyla biz şehir kültürünü ve sosyal hayatı oluşturacak mekanlar ve aktiviteler planlıyoruz. Bizim aslında Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok önemsediği bir şehir başkenti olarak ve kültüre sanata da o zamanlardan değer verilmiş. Tabii şu anda belki unutuldu ama Musiki Muallim Mektebi isminde evet, bir yerimiz var bizim. Konservatuvar olarak sonra isimlendirilen, daha sonra kültür merkezi falan denilen. Ama bizim biz buradaki projemizi, yani Mamak'ın kültürün, sanatın, edebiyatın merkezi olmasını istiyoruz. Estetiğin konuşulduğu bir şehir olmasını istiyoruz Mamak'ın. Dolayısıyla kültüre dair çalışmalarımız olacak inşallah. Bizim özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ulaşabileceği şekilde onların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağımız tesislerimiz olacak. Ben şöyle düşünüyorum. Başlangıçta belki söylemem lazımdı. Ben 25 yıldır eğitim alanında faaliyet gösteriyorum. Ticari faaliyetlerimizi. Evet. Öğretmenlik yaptım 10 yıl. Çocuklarla ilgili özel projelerimiz var. Ben diyorum ki çocuklar fışkırarak, sürgün vererek büyüyen fidanlar gibidir. Onların o kadar çok yeteneği var ki biz istiyoruz ki onlardaki Allah vergisi yetenekleri biz keşfedelim. Bunu hem açacağımız kreşlerle yapacağız, hem okullara destek vereceğimiz laboratuvar çalışmaları yapacağız, hem de okul sonrasındaki etüt çalışmalarımızla yapacağız. Evet. Çocuklarımızın en az bir sanat ve spor dalında öne çıkmasını sağlayacağız. Ben diyorum ki mesela niye Neşet Ertaş'lar çıkmasın içimizden? Niye Aşık Veysel'ler çıkmasın? Kesinlikle. Bunu yapabiliriz. Ben bunun altyapısını hazırlayacağımız projelerimiz var.
Tabii şöyle, bir enstrüman çalmalarını istiyoruz çocuklarımızın ya da bir spor alanında öne çıkmalarını istiyoruz. Belki de en önemli şeylerimizden bir tanesini söyleyeyim ben. Biz şu anda ben istiyorum ki ortaokulu bitiren çocuklarımızın tamamı yüzme öğrensin. Bu nasıl olacak? Yüzme havuzları yapıyoruz her tarafa. Evet. Mamanın her tarafına yüzme havuzları yapıyoruz. Şu anda bir tane var. Nerede yapıyoruz mesela? Hüseyin Gazi Dağımızın arkasında mahallelerimiz var bizim. Başak Ekin Mahallesi. Orada bir tane havuz yapıyoruz. Hı hı. Kayaş'ta bir havuz yapıyoruz. İşte Şafaktepe'de bir yerimiz var. Orayı yeniden düzenliyoruz. Mutlu Mahallesi'nde yine bir tesisimiz var. Oraya yine yüzme havuzu ekleyerek devam edeceğiz inşallah. Dolayısıyla kültüre, sanata aslında çok önem veriyoruz. Tabii hanımlar için hanımlar konağı planlıyoruz mamanın her tarafında. Millet kıraathaneleri var biliyorsunuz bizim en önemli projelerimizden bir tanesi. Evet, evet. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Uyanık kütüphane dediğimiz, çocuklarımız özellikle sınavlara hazırlanırken, ders çalışırken onlara sessiz ortamlar sağlama noktasında düşüncelerimiz var. Bir de bizim bir şehir kütüphanesi planımız var. Mamak'ta çok merkezi bir yerde bir şehir kütüphanesi planlayacağız. Ama bu artık eskisi gibi kitaplara insanlar hani dokunmanın yanında başka aktiviteler de istiyor. Dolayısıyla sosyal medyayı bu anlamda kullanacağız. Mobil kütüphane projemiz var. Bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Yani kültür sanatla ilgili aslında buraya sığmayacak çok fazla projelerimiz evet, var. Evet, aslında Mamak'ın evet. ihtiyacı olan bir takım projeler. Mamaklı gençlerimiz özellikle çok yetenekli, çok başarılı gençlerimiz var. Onlar için de bu projeler aslında gençlerimiz için de çok önemli değil mi başkanım? Yani son dönemde yaşadığımız gerçekten bir uyuşturucu problemimiz var. Kötü alışkanlıklar, zararlı alışkanlıklar. Dolayısıyla gençlerimize ne kadar çok aktivite imkanı sunarsak onların da daha iyi arkadaşlıklar ve daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sağlamış oluyoruz. Bunlar o yüzden çok çok önemli. Peki tabii şimdi bir de sizin Gönül Şehri Mamak başlıklı bir projeniz var. Zaten bu aslında partinizin yola çıkış sloganıyla da birebir örtüşüyor. Gönül kazanmak, gönüllere girmek. Nedir Gönül Şehri Mamak projesinin içeriği? Tabii şöyle, gönüllere giremezseniz aslında yapacağınız hiçbir şeyin anlamı yok. Dolayısıyla bizim sloganımız da zaten baştan hareketle sloganımız da bu şekilde. Biz yapacağımız çalışmaları planlarken bir şehir meclisi, dolayısıyla bir katılımcı belediyecilik planlıyoruz. Evet. Şimdi tabii normal meclisimiz var bizim, belediyemizin meclisi. Malum onun değişik yapılarla beraber, farklı dinamiklerle beraber oluşuyor. Evet. Siyasi bir yapı. Ama biz biraz daha bütün halkımızın temsilcilerinin olacağı bir şehir meclisi planlıyoruz. Her yaştan insanlarımızın olacağı, farklı memleketten, farklı meslek gruplarından insanların olacağı. Dolayısıyla onlarla beraber şehri yönetmek, alacağımız kararları onlara danışmak, zaman zaman özellikle belli mahallelerde bir proje gerçekleştirirken onların da isteğini dikkate alarak özellikle ve onları da memnun edecek şekilde gönül almadan olmaz, zorla dışarıdan olmaz. Mutlaka, dolayısıyla biz Mamaklılara hani buradan söz vermek isterim. Biz Mamaklıların memnun olmayacağı hiçbir şey yapmayacağız. Biz hep hesap vereceğimiz, hep güzel işler yapacağız inşallah. Dolayısıyla bizim şehir meclislerimiz olacak. Bir de tabii şehir üzerine bir araştırma merkezimiz, şehir ve medeniyet akademisi olarak tanımladığımız bir şey olacak. Akademisyenleri davet edeceğiz. Burada çalışmalar yapacağız. Onların yani şehir üzerine artık tabii şöyle, Mamak 650 bin nüfusuyla 50'den fazla ilden büyük bir şehir artık. Dolayısıyla biz buraya başlı başına, kendi başına bir şehir olarak bakacağız. Evet. Ve yönetimini böyle planlayacağız. Tabii bir taraftan rehberlik merkezleri açacağız çocuklarımızın, farklı grupların daha rahat yaşamaları konusunda destek hizmetleri vereceğiz. Psikososyal destek çalışmalarımız olacak. Evde sağlık hizmetleri yaşlılar için çalışmalarımız olacak. Mamak'ın erişilebilir bir erişilebilir olmasını isteyeceğiz. Yani engellilerim için özellikle işte kaldırımlar değil sadece. Onları zaten yapmamız lazım. Ama oturduğu yerden Mamak'taki hizmetleri alabilmesi, izleyebilmesi, işte bir takım tahsilatlar vesaire konusunda bunları geliştireceğiz inşallah. Bir de tabii bizim gönül çarşımız olacak. Ondan özellikle bahsetmek isterim. Buyurun. Tabii Mamak sadece Mamak'ın sosyo-kültürel yapısına baktığımızda Mamak artık bir şehir. Dolayısıyla ekonomik yapısı gittikçe kuvvetleniyor. Ama bir taraftan ihtiyaç sahibi her tarafta var. AK Parti olarak bugüne kadar biz pek çok sosyal projeye imza attık. Burada da bunların devamını yapacağız. İhtiyaç sahibi neredeyse onu bulacağız, kapısını açacağız.
şefkatle, merhametle onun ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bunu yaparken de özel bir proje geliştirdik. Biz gönül çağrısı dedik. Hı-hı. Bu gönül çağrısında mama kart diye üreteceğimiz bir çalışmamız var. Etiketlediğimiz bir şey. Onu vereceğiz. O kartı alacak, gidecek bizim gönül çağrısımızda. Gıdadan giysiye, ayakkabıdan kırtasiye, ev eşyası, kişisel bakımla ilgili neler varsa ihtiyaçlarını oradan alacak. Güzel. Dolayısıyla gönül çağrısı aslında onların hani cebinde para olup da cüzdanında para olup da ihtiyacını gideremediği yerde bizim kartımızla adeta bir kredi kartı gibi alışverişteki kendini o hayatın içerisinde adapte etmede de bir katkısı evet, olacağını aslında bu çok önemli. Hani bizim dinimizde de öyledir. Sağ elin verdiğini sol el görmez. Yani en azından normal bir vatandaş gibi evine belediyenin aracıyla gelen yardımları almak yerine vatandaşımız market torbalarıyla evine girebilecek. Başı dik, alnı ak. Bu çok güzel bir proje. Teşekkür ederim. Küçük bir şey daha ifade etmek isterim. Gönül sofrası diye bizim bir projemiz var. Bu gönül sofrası birinci sınıf bir lokantamız olacak. Hı hı. Orada her türlü o birinci sınıf lokantanın gerekleri olacak. Çekirdek bir kadromuz olacak. Onlar yemek yiyecek vesaire ama biz ihtiyaç sahibi insanlarımıza belli periyotlarla orada sabah kahvaltı, açık büfe kahvaltı ya da işte öğlen ya da akşam gelip orada yemeklerini yemelerini sağlayacağız. Hatta sunumunu da şöyle sayın bakanlarımız muhakkak ilgi gösterecek, gelecek, onlar ikram edecek, bulaşığını yıkayacak, servisini yapacak, işte yemeğini verecek. Yani böyle şöyle orada şunu ifade etmek isterim, o karşılaşmaların olması lazım. Yani ihtiyaç sahibiyle en üstteki insanın ona hizmet etmesi, ona bir bardak su ikram etmesi önemsiyoruz. Projeyi zaman içerisinde biraz daha ayrıntısıyla anlatacağım, şimdilik sadece tamam. Gönül sofrası olarak ifade etmek istiyorum. Peki. Şimdi bunlar çok güzel çalışmalar. Tabii bununla beraber bir de vatandaşlarımızın aslında son dönemlerde Mamak'taki belli kirlilikleri engelleyecek şekilde belediyemizin kendi üretimi olan çöp konteynerleri mahallelere yerleştirildi. Ama bunun yanı sıra bir çevreci Mamak çalışması yapılması gerekiyor galiba. Özellikle geri dönüşüm konusunda Mamak'ta bir takım çalışmalar henüz tamamlanamadı şeklinde görüyoruz. Mahallelerimizden talepler de var. Dolayısıyla siz bu çevreci yaklaşımla Mamak için neler yapmayı planlıyorsunuz? Evet, tabii bizim için çevre çok önemli. Yaşadığımız mekana sahip çıkmak çok önemli. Bu çöp toplamayla ilgili zaman zaman sorunlar size de geliyordur. Geliyor, evet. Onunla ilgili küçük teknik sorunlar var. Mesela işte çöp alırken geceleyin çok gürültü oluyor mesela. Çöp kutularının, çöp konteynerlarının birazcık ağırlığından kaynaklanıyor. Orada küçük bir düzenlemeyle onu yapılacak. Çözmeye çalışacağız. Evet. Süper. Bunun müjdesini de verelim o zaman. Çöp konteynerlerin kapağı açık kalıyor işte. Onunla ilgili küçük sorunlar. Teknik sorunlar var. Bunları inşallah kısa sürede biz tamamlayacağız. Tabii çok güzel bir bugüne kadar yapılan güzel çalışmalar var. Biz de belli düzeltmelerle, belli küçük dokunuşlarla bunları düzenleyeceğiz. Tabii çevrenin, çevre temizliği ile ilgili, çevre ile ilgili farkındalık projeleri geliştiriyoruz. Aslında bizim en önemli şeyler. Bir tanesi o. Bir de sıfır atık projemiz var bizim. ÖSS2 başkanımızın özellikle bakanlıklarda uyguladığı bir yöntem. Ankara'nın her tarafına yaygınlaştıracak bir evet, proje aslında. Önemli bir proje bu. Biz de bunu Mamak'ta yani evden çıkarken atıkların ayrılarak geri dönüşümünün sağlanması neredeyse yani projenin ismi zaten bu sıfır atık halde dönüştürülmesi. Evet, evet. Biliyorsunuz Mamak eskiden çöple anılan bir yerdi maalesef. Biz bunu dönüştürdük zaman içerisinde. Belediye başkanlarımız Allah razı olsun, Gazi Başkanımız, Mesut Başkanımız bunlar üzerinde çalışmalar yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız işte Melih Bey'in çok özel çalışmaları var. O vahşi toplama, vahşi atık değil de onlardan enerji üretme, onları enerjiye dönüştürme ile ilgili projelerimiz var. Çok önemli. Dolayısıyla bu bir farkındalık meselesi aslında. Biz bir otobüs üzerinde bir organizasyon yapıyoruz. Bir mobil geri dönüşüm otobüsü diye tanımladığımız bir projemiz var. Çocuklarımıza evden çıkan bir atığın, bir çöpün nasıl dönüştüğünü, nasıl tekrar kazanım sağladığını anlatacağız orada inşallah. Dolayısıyla bizim için bizim geleceğe çocuklarımıza bir ortam bırakacaksak temiz ortam bırakmak istiyoruz. Temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşmasını istiyoruz inşallah. Hayırlısı. Aslında çocuklarımız bu konuda çok önemli bir etken değil mi? Onlara verilecek eğitim, onların evlere, ailelerine taşımasını, ailelerin de çocuklarına örnek olmak için bu kampanyaya destek olmalarını sağlayacak bir proje. Sayın Emine Erdoğan da bu projenin üzerinde çok özellikle duruyor gittiği yerde. Evet. Hanımlarımız özellikle evde bu işi organize edecek. Onlar çocuklarla birlikte biz hanımlarımıza güveniyoruz diyelim o zaman. Peki,
Turizm çok önemli bir konu. Hep şundan şikayet ediyoruz. Yerli turizm neden gelişmedi? Neler yapabiliriz? Özellikle Ankara'mızın ilçelerine baktığımızda, civar ilçelere de, merkez ilçelere de baktığımızda çok güzel tarihi, turistik değerlerimiz var. Biz Ankara'mızın içindeki turizmi nasıl geliştireceğiz? Mamak bundan nasıl faydalanacak? Evet, bizim bu en önem verdiğimiz yaklaşımlardan bir tanesi bu. Biz çalışacağımız projelerimizle, turizm odaklı projelerle ilçemizi sadece Mamak değil, Ankara'nın her tarafının insanların gezip görmek, eğlenmek, dinlenmek için tercih edecekleri bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Tabii bu turizm deyince doğal alanların ön plan çıkarılması varken bir taraftan da bizim tarihimiz, geçmişimizle ilgili müze türü çalışmalarımız var. Mesela bizim Türk tarihiyle ilgili bir açık hava müzesi planlıyoruz. Bizim farklı boylardan gelen bir yapımız var biliyorsunuz bizim Türklerle ilgili. Mesela işte Kırgızların kendine ait özel çadırları var mesela. İşte evet. Özbeklerin kendine evet. ait çadırları var. Onları yaşayan bir hale getireceğimiz bir müze, açık hava müzesi oluşturuyoruz. Türk tarihi açık hava müzesi diyoruz. Bir de tabii bizim geleneksel sporlarımız var. Etno spor olarak şu anda etiketlendi bu. Etno spor konusunda da o alanda yani açık hava müzesiyle beraber bu alanda biz bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Tabii okçuluk ve binicilik üzerine de özel bir tesis planlıyoruz. Atasporlarımız. Evet, atasporlarımız evet. deyince. Yani çocuklarımızın yani atı işte televizyonda görüyor sadece. Dokunabilecekleri, binebilecekleri, sevebilecekleri ortam oluşturacağız. Okçuluk zaten çok son zamanların çok özel ilgisi. Yani doğal özellikle bizim ata sporlarımızı önemseyeceğiz. Bununla ilgili alanlar oluşturacağız. Bir önce bahsetmiştim Kıbrıs Kanyonu bu anlamda tam da merkez projelerimizden bir tanesi. Yani bin yıllarca sürede oluşan bir kanyon burası. Tam bir doğayla iç içe olan bir alan. Yani buraya insanlarımız geldiğinde bir huzur hissedecek. Orada tertemiz suyu görecek. Hatta şöyle bir çeşme falan olmasına gerek yok. Akan su tertemiz zaten. Onun tadına bakacak. Tabii şöyle aynı zamanda şehirden çok yakın bir yer. Yani 15 kilometre, 12 kilometre uzakta bir yer Kıbrıs Kanyonu. Ama başını yukarı kaldırdığında o şehrin ışık kirliliğini de görmeyeceği için gökyüzünde yıldızları seyredebilecek, onun lezzetine varabilecek. Harika. Bizim tabii Hüseyin Gazi Dağımız var. Hüseyin Gazi Dağımız bizim Ankara'nın her tarafından gözüken ancak bakıp da göremediğimiz bir yer orası. Orada bir türbemiz var. Türbemizin çevre düzenlemesini yapacağız. Bunu çok önemsiyoruz. İnsanlarımızın oraya geldiğini görüyoruz. Orada otoparkıyla, çevre düzenlemesiyle güzel bir alan oluşturacağız. Aynı yerde bir seyir terası planlıyoruz. Bizim çocuklarımızın yükseklere çıkarak ufukları seyretmesini istiyoruz. Dolayısıyla hem Mama hem Ankara'yı o seyir terasından insanlarımız ufuklarıyla beraber görecekler. Orada çay ve kahve ikram etmek istiyoruz tabii inşallah. Süper. Belki de aslında en önemli projelerimizden bir tanesi de Elma Dağı bir kayak merkezi planlıyoruz. Mehmet Öseseki Başkanımız Erciyes'te bunu yaptı. Orada yaptı, burada da yapacak. Ankara'ya değer katacak bu proje. Tabii Çankaya ile bizim tam olduğumuz bölgede. Ya bütün Ankara'nın gelebileceği bir bölge. Zaman zaman işte şimdi gidiyoruz, işte çok uygun ortamları yok, işte yolları dar vesaire. Bir komple bir dev rekreasyon alanı oluşturuyoruz orada. Sadece kışın değil yazın da insanlarımızın Elma Dağı gelmelerini, orada piknik yapmalarını ya da işte eğlenmelerini sağlayacağız. Biz aslında hemen onun yanında, tam bizim sınırımızda olduğu yerde bir gözlem evi planlıyoruz. Şimdi çağımız aslında bilgi ve teknoloji çağı ama bir taraftan da uzay çağı. Dolayısıyla çocuklarımızın ufka bakmalarını, ay üzerine hayal kurmalarını, Mars'ı seyretmelerini, yıldızlara bakmalarını sağlayacağız. Yüzyıllar öncesinden Ali Kuşçu biliyorsunuz bizim geleneğimizde zaten var. Orayı tekrar canlandırmak istiyoruz. Tekrar gök bilimleriyle çocuklarımız ilgi duymasını istiyoruz. Dolayısıyla Elma Dağı'nın dağ olarak kayak merkezinin yanında da bir gözlem evimiz olacak. Bir projemiz daha var, ondan da bahsetmek isterim. Biz tropikal bir kelebek vadisi planlıyoruz. Evet. Kelebek Vadisi. Kelebek Vadisi. Oo, evet. Bütün Ankara'nın merak edip geleceği bir yer olacak burası. Bu projeyi tabii dünyanın değişik yerlerinde bizim ziyaretlerimizde gördük. Malezya'da gördüm ben. Burada Konya'da var. Ankara'da da bizde olacak inşallah. Bir vadide bunu inşa edeceğiz inşallah. Tabii şöyle bizim doğal zaten kelebeklerin bol olduğu bir yerdir Mamak aynı zamanda. Doğru, evet. Mamak yeşilin, suyun bol olduğu bir yer dedik ya.
bal kiraz, gül seren, gül veren isimleri bile böyledir. Yani meyve bahçenin olduğu bir yerdir aslında Mamak. Dolayısıyla doğal o kelebeklerin de vadide serbest olarak dolaşmalarını sağlayacak. Özel üretimler yapacağız. Oraya gelen herkes dışarıda da zaten doğal kelebekleri görecek inşallah. Bir de tabii özel bir ortamda kelebeklerin nasıl oluştuğunu, nasıl büyüdüğünü, onlara da çocuklarımız özellikle ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Son olarak da burada küçük bir şey daha ilave edeyim. Bizim Mamak meyve bahçelerinin bol olduğu bir yer. Eski yerine bak. Sebze bahçelerinin çok olduğu bir yer. Bazı birkaç tane vadimizi planladık. Gözümüzün alabildiğine meyve ağacı dikeceğiz. Dolayısıyla her mevsim insanımız gelecek orada. Hemşehrilerimiz, bütün Ankaralı herkes gelecek. Orada kendisi koparacak o meyveden. İşte insanların en çok özlediği şey evet, bu. Benim küçüklüğüm, yani doğduğum büyüdüğüm yer Mamak olduğunu söyledim. Orgun Paşa'da bizim müstakil evimiz vardı. Hemen hemen her meyve vardı. Biz kendimiz kopararak eriği, kayısısı, dutu, üzümü. Şimdi artık insanlar bundan uzak. Betonun içerisinde, şehrin içerisinde, o yoğun hayatın içerisinde artık özlüyor bunları. Biz de bu özlemi giderelim istiyoruz. Artık hani binalarla değil de yeşille, doğayla öne çıkan bir Mamak olsun istiyoruz. Evet. İnsanlar aklına ya ben nereye gezmeye gideyim dediğinde, nereyi ziyaret edeyim dediğinde, nerede nefes alayım dediğinde Mamak aklına gelsin istiyoruz inşallah. Kamp alanlarını da unutmayalım. Evet, rekreasyon alanlarını da çocuklarımızın. Tabii şimdi bu kadar şey yaptıktan sonra bir kamp alanı da evet. Mamak'a yakışır. Evet, dolayısıyla birkaç bölgemizde kamp alanları planlıyoruz. Yani şehir dışına çıkmalarına gerek kalmayacak. Özellikle işte bizim millet bahçemizde, Kıbrıs Kanyonu'nda bu meyve bahçelerini yaptığımız yerlerde aynı zamanda çocuklarımızın gece çadır kurabilecekleri kamp alanları olacak. Bir de tabii karavan alanları oluşturuyoruz aslında, onu da söylemek isterim. Karavan turizmi de çok yaygındır. Onlara özel alanlar oluşturacağız. Evet. Evet. Gençlerimiz bundan çok memnun olacak gibi görünüyor. Evet, şimdi tabii bütün bunlar gerçekleşirken bir yandan da her ne kadar doğaya özlemimiz var, yeşile özlemimiz var, kamp alanlarına, organik ortamlara özlemimiz var ama çağımız da teknoloji çağı, değil mi başkanım? Şimdi evet. O teknolojiye de ayak uydurmak lazım. Mamak bu teknolojiye nasıl ayak uyduracak? Akıllı şehirler lafı geçiyor şimdi her yerde, dünyada, Türkiye'de, birçok yerde konuşuluyor. İnternet ortamında akıllı kent, akıllı şehir. Bunu Mamak'a nasıl uygulayacağız? Mamak bu teknolojiye nasıl yapacak? Evet, en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi bu aslında. Ben mühendisim. Bir taraftan sosyoloji ve kentsel dönüşüm dedim ama bir taraftan da mühendisim, fizik mühendisiyim ben. Yani bilginin teknolojiye aktarıldığı yer bizim alanımız. Dolayısıyla bununla ilgili akıllı şehir Mamak bir proje olarak bunu hani söyleyebiliriz. Teknoloji eğitim merkezleri planlıyoruz biz. Zamanımız uzay çağı olarak tarif ettim. Yani gençlerimiz artık mevcut şu andaki meslekleri 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra yapamayacak. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız lazım. Bunu nasıl hazırlayacağız? Çağımız aynı zamanda Big Data denilen büyük verinin konuşulduğu bir çağ. Facebook, Twitter, Instagram üzerinden insanların kişiliklerinin tespit edildiği, toplumların eğilimlerinin tespit edildiği bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla teknoloji çağı ve uzay çağı derken yapay zeka çok önemli. Makine öğrenmesi denilen bir şey var artık. Robotik denilen bir şey var. Programlama ve yazılım denilen bir şey var. Mesela biz bilgisayar laboratuvarları açacağız Mamak'ın her tarafında. Burada sanal gerçeklik odalarımız olacak. Kodlama merkezlerimiz olacak. Şöyle aslında Mamak'ın her tarafını bir teknoparka da dönüştürmek istiyoruz. Özellikle küçük şirketlere imkan sağlamak istiyoruz. Bireysel bu faaliyetleri yapan gençlerimize, mesela hackerlar var. Evlerinde yapıyor. Biz onlara biz teknik alanlar açmak istiyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin bir taraftan eğitimiyle uğraşırken, sporla ilgisiyle uğraşırken, kültürle uğraşırken bir taraftan da bizim aslında 30 sene, 40 sene, 50 sene sonrasını hazırlamamız lazım. Teknolojiyle buluşturmamız lazım. Bununla ilgili işte Mamak'la ilgili, tabii Mamak'ta bununla ilgili çok özel projelerimiz olacak. Teknoloji şehri olacak Mamak, öyle söyleyelim. Peki. Şimdi tabii istihdam bir de kentin en önemli ögelerinden bir tanesi. Şimdi Mamaklılar çoğu alıyorlar sabah işlerinden, şehrin başka bir merkezine gidiyorlar. Aslında trafiği de bu oluşturuyor. Dönüşte de tekrar Mamak'a evet. dönüyorlar. Evet. Şimdi Mamak ikamet edilen ama insanların orada sanayi ticaret anlamında istenildiği kadar da tam gelişemediği bir noktamız. Ama burada aslında birçok kaynaklar var, birçok ticaret merkezlerimiz de var. Projeler arasında neler var? Sanayinin ve ticaretin Mamak'ta gelişmesi adına neler yapacaksınız? Evet, bir an önce aslında konuştuğumuz konudan teknolojiyle bağlantı kuracak olursak aslında
diyelim işte Amerika'da tomografi cihazı, tomografi okunuyor ama tomografinin değerlendirilmesi Pakistan'a gönderiliyor. Hı hı. Pakistan'da barakalarda bu işleri yapıyorlar. Şimdi biz burada özellikle programlama ile ilgili, kodlama ile ilgili yapacağımız çalışmalar aslında startup denilen küçük şirketlerin yaşamalarını sağladı. Onlara destek verdi. Orası aynı zamanda istihdam oluşturacak. Evet. Gençlerimiz ortaokulda, lisede, üniversite okurken bitirdiğinde orada gelip çalışacak. Dolayısıyla istihdam artılacak. Biz tabii Mamak'ta istihdamın artılması ve ekonomik refah seviyesinin yükseltilmesi için yeni sanayi ve ticaret alanları oluşturacağız. Dolayısıyla istihdam artacak. Mamak'ta mesela bir oto sanayi yok. Dolayısıyla insanlarımız Ankara'nın da öbür ucuna gidiyor. Sadece çalışmak için değil, araçlarını tamir ettirmek için de gidiyor. Ya da bir muayene istasyonu işte Ankara'nın pek çok ilçesinde uç noktalarda var. Yani 40 tane ilin giriş kapısı Mamak. Dolayısıyla burada bir muayene istasyonu olsun istiyoruz. İşte ticaret alanları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Planlamalar konusunda şu anda işte bizim Kızılcaköy'de bir alanımız var. Onu nasıl aktif hale getiririz? Şu anda en önemli işlerimizden bir tanesi bu. Samsun yolunun sağı ve solu ticaret bölgeleri. Orada bir planlama çalışmaları yapılmış. Biz bunu geliştireceğiz. Dolayısıyla Lalahan'a kadar bir sanayi bölgesi. Hatta şöyle Elmadağ'a doğru bir savunma sanayi bölgesi oluşturmak istiyoruz. Teşviğin de işin içerisinde olduğu. Tabii ticaret derken, İslam derken Mamak aynı zamanda tarımın ve hayvancılığın da devam ettiği, uygulandığı bir yer. Hani bizim Elmadağ eteklerinde hayvancılık yapılan yerler var. Orada organize hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili desteklerimiz olacak. Dolayısıyla biz bununla ilgili özel çalışmalarımız olacak. Tabii bir taraftan Mamak'ta ziyaretlerimizde görüyoruz. Kadın girişimciler var. Özellikle ben o kadar çok seviniyorum ki aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla onların onu nasıl destekleriz noktasında kadın istihdamının ve kadın üretiminin kadın üretim yaparken nasıl destekleriz biz onu? Evet. Evde ürettiği şeyleri pazarlamasını nasıl destek sağlarız? Bununla ilgili özel çalışmalarımız olacak. Onların ürettiği işte diyelim neyse onların pazarlaması ile ilgili özel alanlar olacak. Tabii doğal ürünleri üreten bizim mahallelerimiz var, eski köylerimiz var. Onlar için doğal ürün satış alanları oluşturacağız. Biliyorsunuz son zamanda özellikle ekonomik olarak işte dövizin yükseltilmesiyle ilgili bazı müdahaleler vardı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok özel çalışmalar yaptı elhamdülillah. Biraz daha şu anda normal seviyinde ama işte piyasadaki sebze fiyatları mesela. Yani 15 lira, 20 lira olmaz. Bununla ilgili ne yaptı mesela hemen Cumhurbaşkanımız? Bir halk pazarları oluşturdu. Evet, evet. Biz bunları destekleyeceğiz. Doğal ürünleri satış, doğal ürünleri üretilen yerlerle bağlantılı bir satış alanları hem organik hem de uygun fiyatlı bir pazar yeri. Şu anda zaten Tanzim satış noktalarını özellikle Şafaktepe ve Bostancık'ta bakıyoruz. İnanılmaz derecede vatandaşın talebi var. Fiyatlarda yerine düştü. Fiyatlarda bu da etkiledi. Aslında bu Tanzim satış noktalarına ne kadar ilgi artarsa sanıyorum piyasa fiyatları da o kadar dengelenecek gibi görünüyor. Ama tabii bunların yıl boyunca ve sürekli devam etmesi için bu projeler de oldukça önemli başkanım. Peki spor. Evet, şimdi Mamak'ta bizim gençlerimiz spora çok meraklı. Yüzme olsun, basketbol olsun takımlarımız var. Evet. Ama tabii ki bu spor dalları daha da geliştirilebilir. Birçok amatör kulübe de yer açıyor Mamak. Siz onlar için de projeler hazırlıyorsunuz sanıyorum. Spor anlamında yeni ne yatırımlar olacak Mamak'ta? Neyi hedefliyoruz? Evet tabii sağlıklı bir yaşam aslında 7'den 70'e herkesin bedenen, ruhen ve zihnen kendini yetiştirmesi ve geliştirmesiyle mümkün. Dolayısıyla biz öyle bir altyapı sağlayacağız ki bu amaçlarımızı gerçekleştirelim. Bizim gençlik merkezlerimiz olacak yeni projelerimiz içerisinde. Bir spor akademisi planlıyoruz. Dolayısıyla sporun her yaşta ve farklı gruplarla, farklı alanlarda geliştirilmesini sağlayacağız. Yüzme havuzlarımızdan bahsetmiştim. Yüzme havuzlarımızın yanında aynı zamanda spor alanları oluşacak. Her yaş grubunun orada spor yapmalarını sağlayacağız. Tabii amatör spor kulüplerini özellikle destekliyoruz, desteklemek istiyoruz. Bugüne kadar destekler var ama bundan sonra birçok daha desteklemek istiyoruz. Onların bizim bir tabii Türközü tarafında dere boyunda bir spor alanımız var. Spor sahamız var, stadımız var. Onun benzerini biraz daha büyük bir ölçüde, standart bir ölçüde özellikle amatör kulüplerimizi desteklemek için birkaç yer düşündük bakalım tam karar vermedik. Karar verince onu söyleyebiliriz. Spor kulüplerimizi desteklemek için çalışmalar yapacağız muhakkak.
Bizim çok önemsediğimiz bir şey bu. Bir taraftan tabii hani başlangıçta biraz söyledik, azıcık ifade etmek isterim. Ankara'mızda bir marka değer olarak gördüğümüz Ankara gücümüz var. Biz hani gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz diyoruz. Taraftarımızı seviyoruz, kulübümüzü seviyoruz. Onlar için destekleme konusunda da özel çalışmalarımız olacak inşallah. Tabii binicilikle ilgili bahsetmiştim. Bu da bizim sporlarımızdan, etnospordan bahsetmiştim. Okçulukla ilgili işte bahsetmiştim yine. Bizim Mavi Gölümüz var, eski Bayındır Barajımız. Orada sporlarıyla ilgili çalışmalar da yapacağız. Yani sporun pek çok alanını değerlendirmek istiyoruz. Gençlerimizin, yine bahsetmiştim, en az bir spor dalında öne çıkmalarını istiyoruz. Futbol tabii çok önemli ama futbolun yanında diğer sporları da önemsiyoruz. Geliştirmek lazım. Evet, salon sporları kesinlikle var mesela, işte farklı sporlar var. Hepsiyle ilgili güzel çalışmalarımız var. Sarı bisiklet projemizden de bahsetmek isterim. O da sporla ilgili. Özellikle bizim belli alanlarımızda, işte bizim millet bahçemizde, mavi gölümüzde ve yeni oluşturacağımız alanlarda bisiklet kullanımını da teşvik etmek istiyoruz. Aslında şehrimizin içerisinde de bu tür alanlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani sadece özel alanlarda değil, bisikletle seyahat edilebilecek bisiklet yolları planlıyoruz. Evet. Biraz Mamak'ta bir eğimi fazla olan yerler var. Belki burada yapılamayabilir ama düz alanlarla ilgili projelerimiz çalışıyoruz. İnşallah onları da nasip olursa önümüzdeki dönemlerde uygulayacağız inşallah. Evet, şimdi vatandaşlarımızdan gelen sorular, aslında konuşurken pek çoğuna cevap verdik biz. Mamak'ın doğusu ve kuzeyine yatırım projeleri demiştik. Kentsel dönüşüm projelerinden bahsederken zaten onlardan bahsettik. Evet, diğer geçmiş dönemdeki başkandan kalan çalışmalar tamamlanacak mı sorusuna cevap verdik. Onu da ilettik. Amatör kulüplerimizden bahsettik. Evet, belediye şirket işçilerinin durumuyla ilgili bir sorumuz var. Siz belediye şirket çalışanlarıyla, bu aynı zamanda taşeronlarla da ilgili bir soru olsa gerek galiba. Hem çalışma sözleşme, zam, sosyal hakları konusunda neler düşünüyor diye zannediyorum belediye çalışanları da merakla bekliyorlar. Onlara da biraz rahatlatalım olmaz. Tabii. Şimdi şöyle, ben hani bunları bahsederken bunları tek başıma ben yapmayacağım elbette. Bütün ekibimizle beraber yapacağız. Bütün yöneticilerimizle, çalışanlarla beraber yapacağız. Zaten biz anlayışıyla başarılı olduk bugüne kadar. Bundan sonra da böyle olacağız. Ben o çalışanların hepsini, bütün ekip, hepsini bir ekip olarak görüyorum. Dolayısıyla onları mutlu etmeden sokakta çalışma yapmamız mümkün değil ki. Projelerimizi uygulamak mümkün değil ki. Dolayısıyla bugüne kadar tabii gelinen bir nokta var. Biz bunu geliştireceğiz. Onların imkanlarını artıracağız. Çeşitli yardımlar düşünüyoruz mesela. O sosyal imkanlarını artırmayı düşünüyoruz. İşte aileyle ilgili, aile yardımı ile ilgili işte bayramı var, bunun özel günleri var. Oralarda özel destekler vermek istiyoruz ama en çok merak ettikleri konu belki de gelirleri ile ilgili, maaşları ile ilgili konu, aldıkları ücretlerle ilgili. Tabii bu konuda aslında biliyorsunuz hükümetimiz özel bir çalışma yaptı. Taşeron işçilerin tamamını normal kadroya geçirdi. Mamak'ta da böyle oldu. İş güvencesi verilmiş oldu. Dolayısıyla kimsenin özel bir şey söylemesine gerek kalmadan hepsi, zaten işçilerimizin tamamı, hükümetimizin mesela Sayın Bakanımız, o zaman Bakanımız Jülde Hanım'ın, Jülde Sarıyeroğlu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki riyasetinde yapılan çalışmalarla iş güvencesi diye bir problem kalmadı zaten. Dolayısıyla birinin bir şey söylemesine gerek yok. Hepsinin iş güvencesi hükümetin sorumluluğunda, bizim sorumluluğumuzda. Bu bir emanet olarak biz bunu alıyoruz zaten. Dolayısıyla işçilerimizin, çalışanlarımızın bu konuda en ufak bir tereddüte girmelerine gerek yok. Hepsiyle beraber bir ekip olarak devam edeceğiz. Hatta şöyle, ben bakıyorum, işte asgari ücreti görüyoruz, aldıkları maaşlara bakıyoruz. Yani bunların daha da iyileştirilmesi gerektiğini, çocukların işte 2-3 tane çocuğu varsa, kiraysa çok zorlanacaklarını görüyoruz. Dolayısıyla ilave neler yapabiliriz, nasıl bir ikramiye sistemi getirebiliriz, işte geldiğimizde acaba ne kadarlık bir artış yapabiliriz diye üzerinde çalışıyoruz. Ama bunlar şöyle olmaz. Böyle hani rahatça şöyle, biz yapacağımız şeyleri söylememiz gerekiyor. Söylediğimizde de yapmamız gerekiyor. Bazen duyuyoruz işte rakam telaffuz etmemizi istiyorlar. Tabii şu anda çok erken. İnşallah Allah nasip etsin bize. Alabileceğimiz en yüksek oyla burayı alalım inşallah. Ondan sonra bu işler kolay. Rakamlarla ben aynı zamanda
İşte yıllardır ticaretle uğraşıyoruz. Hesabı kitabı bilen insanlarız. Bütçeyi bilen insanlarız. Bütçenin hangi oranlarda nerelere kullanılması gerektiğini bilen insanlarız. Dolayısıyla biz aslında başarımızın, belediyecilikle başarımızın temelinde de bütçe kullanımı yatar. Tabii burada biz kendi çalışanımızı memnun etmezsek sokakta memnuniyet oluşmayacağını biliyoruz. Onları da çok önemsiyoruz. Dolayısıyla inşallah planlamamızı onların mutlu olacağı, rahat edecekleri bir ücret seviyesine çıkarmayı şimdiden vaat ediyorum ben. O konuda hiç tereddüt etmesinler. Mevcut durumdan çok daha iyi noktaya gelecekler. Bunu bir hani bazen duyuyoruz işte çeşitli siyasi grupların, farklı siyasi partilerin, adayların konuştuklarını. Hani böyle atmakla tutmakla olacak şeyler değil bunlar. Biz gerçekçi insanlarız ve her zaman işçimizi, çalışanımızı önemsedik. Bundan sonra da önemseyeceğiz. Hani Peygamber Efendimiz'in şeyi vardı, işçinin diyor teri soğumadan ücretinin verilmesi konusunda. Bugüne kadar Mesut Başkanımız sağ olsun bir ay bile ücretler ödenmediği bir zaman olmadı. Elhamdülillah. Bundan sonra da tabii ki böyle olacak ama ücretler konusunda iyileştirmeler yapacağız. Rakam konusunda hiç merak etmesinler, güzel rakamlar oluşacak inşallah. Peki. Şimdi Ankara Geneli ile ilgili sorum da olacak süremiz bitmeden. Ama vatandaşlarımızdan gelen yoğun bazı telefonlar oldu başkanım. Özellikle Akdere dere boyu altyapısı ile ilgili sorunumuz var. Bir sıkıntı yaşıyoruz yağmur sularından diyorlar. Aynı zamanda Gülveren Gülseren bahçeler üstü hattında bir kanalizasyonda koku sıkıntısı hissediyorlarmış. Başkanım bu konuda çalışmalarını nasıl yapacak diye soruyorlar. Onların da sorularını cevaplayalım isterseniz. Elbette. Tabii şöyle, bizim müstakil evlerden, gece kondudan işte 3-4 katlı binalara, şimdi çok daha yüksek binalara dönüşüm yaparken altyapının da buna uygun olarak dönüşmesi gerekiyor. Bu bölgelerimizde tabii biz çalışıyoruz. Ben yaklaşık aday adaylığım benim bir yıl öncesinde ben çalışmalara başladım. Sahada bu problemlerin hepsini gördüm. Eksiklerin hepsini. Bunların zaten not almıştık. Üzerinde çalışıyoruz. Biz tabii şöyle, yenileme çalışmaları yapmamız gerekiyor altyapıda. Bazen ızgarayla ilgili işte özel çalışma. Yani bu teknik bir konu. Biz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yani bir süre sonra bunlarla ilgili altyapı şimdi yapamayız tabii. Ben aday adayım inşallah. Allah nasip ettiğinde bunlarla ilgili çalışmaları sağlayacağız, yapacağız. Kokuyla ilgili de altyapıyla ilgili bir sorunlarımız kalmayacak. Bunun için tabii büyükşehir önemli. Biz bunları ilçe olarak yapacağımız şeyler var. Ama bir taraftan bunlar büyükşehir projeleri. Büyükşehirle beraber yapmamız gereken projeler. Ben şunu söylemek isterim. Zaman zaman oluyor insanlarımız ziyaretlerimizde konularını bize aktarıyorlar, ihtiyaçlarını ya da söyleyecekleri şeyleri. Bunların bir bölüm büyükşehirle ilgili oluyor, bir bölüm hükümetle ilgili oluyor. Biz diyoruz ki bunlar bizim işimiz değil demiyoruz. Biz diyoruz ki mazeret yok. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Dolayısıyla büyükşehirle de çok yakın bir ÖSAS'taki başkanımız bize ağabeylik yapacak. Yılların birikimiyle beraber hem belediyecilik birikimi, hem bakanlık birikimi, hem genel başkanlık başkan yardımcılığı birikimi, bunlarla beraber büyük bir tecrübe var burada. Bizim de birikimlerimiz var. Hep beraber birleştireceğiz. İlçe büyükşehir ayrımı yapmadan hep beraber projelerimizi uygulayacağız. Bu projeler de böyle projelerden. Dolayısıyla sadece Mamak'ta değil, değerli hemşehrilerimizden sadece Mamak'ta değil, büyükşehir içinde kuvvetli bir destek istiyoruz inşallah. Bizim burada 20 yıldır biz burada iktidarız. Bunu işte 31 Mart seçimlerinde, inşallah 31 Mart günü, işte 1 Nisan sabahı alabileceğimiz en yüksek oyla inşallah buradaki hizmet bayrağımızı tekrar dalgalandırmak isteriz. Aynı zamanda biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle, ülkücü kardeşlerimizle beraber çok daha güçlüyüz. Çok daha büyük bir oy oranıyla biz inşallah zaferimize hazırlanıyoruz. Bunu söylerken küçük bir şey de ilave etmek isterim. Biz Mamak'ta asla mahalle, memleket ayrımı yapmaksın. Herkese hizmet edeceğiz. Dolayısıyla aslında tüm Mamaklıların oyuna talibiz. 450 bin seçmen var. Ben 450 bin seçmene de hitap etmek isterim. Hepinize hizmet edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Sabahtan akşama kadar, geceden sabaha kadar, yani uyku yok artık bundan sonra. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin her tarafını geziyor, dünyanın her tarafını geziyor. Ülkemizin refahını, huzurunu artırmak için çalışıyor. Bize düşen de bu. Biz de dedik ki bize de uyku haram olsun. Gecemizi gündüzümüze katıp bütün Mamaklara hizmet edeceğiz. Dolayısıyla ben aslında 450 bin seçmenimizin tamamından oy istiyorum. %100'ünden istiyorum. Tabii gönüllerine girebildiğimiz oranda bu olacak. Çalışıyoruz sabah akşam. İnşallah 31 Mart
Çok büyük bir zafer hazırlanıyoruz. Ben şimdiden tüm Mama, tüm Ankara'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Çünkü görüşmelerimizde o ışığı görüyoruz. Sokaktaki o hareketi görüyoruz. Bugüne kadar desteklediler. Biz güvenlerini boşa çıkartmadık. İnşallah bundan sonra da ben Mama'nın çocuğuyum. Hani öyle söyler. Mama'nın bebesiyim ben. Orada doğdum, orada büyüdüm. İnşallah Mama'ya hizmet etmek istiyorum. Bize fırsat verirlerse, bize bir imkan tanırlarsa görecekler. Ben sokakta defalarca onlarla görüşeceğim. Ve şöyle bazen soruyorlar bize, sen sizinle görüşebilecek miyiz diye. Biz vekalet olarak o makama oturuyoruz. Asıl makam milletimizin makamıdır. O kapılar hep onlara açık olacak. Ben bir de şöyle bir şey söylemek isterim. Gündüz asla ben toplantı yapmayacağım. Bazen oluyor işte toplantıda vesaire görüşemiyorlar. Ben şöyle düşünüyorum, belediyedeysek o kapılar hep açık olacak ve her zaman görüşeceğiz. Ama bir şey daha var. Benim şöyle bir özelliğim var. Ben biraz işkolik de birisiyim. Sokaklarda projelerimizin başında olacağız zaten. Dolayısıyla hiç merak etmesinler. Bugüne kadar yaptığımız güzel şeyler var. Eksiklerimiz de olabilir. İnsan demek eksik demektir. Eksik olmayan bir tek Allah'tır. Dolayısıyla ama eksiklerimizi fark ediyoruz. Yeni üzerine nasıl telafi edeceğimizi ortaya koyuyoruz. Ve kısa zamanda inşallah 1 Nisan sabahından başlayarak projelerimizi hemen en kısa zamanda uygulamaya başlayacağız. Mamak'ta yaşayan insanlarımızın huzuru ve refahı için çalışacağız. Peki, teşekkür ediyoruz. Saha çalışmalarınızdan zaman ayırıp radyolarımız aracılığıyla Mamaklı ve Ankaralı dinleyicilerimize birlikte seslenebildiğimiz için çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı, bu fırsatı Mamaklarla, tüm Ankaralılarla buluştuğumuz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayır olur diyorum inşallah. Sağ olun. Evet, bir Aşk Efem Ostim Radyo ortak yayınında böylece sonuna geldik. Ankara Meydanı'nda konuğumuz Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkanı adayı Sayın Murat Köse'ydi. Bir başka ortak yayında buluşmak dileğiyle.